Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine harika bir videoyla karşınızdayım. Öncelikle belki güneş gözlüğü takabilirim çünkü şu an inanılmaz güneş. Ekranı görmek için de, yani görmekte de zorlanıyorum. O yüzden takarsam kusura bakmayın lütfen. Bu videoluk böyle olsun. Bugün sizinle, bugün aslında benim video günüm. Yani bu videoyu bugün çekip bugün yükleyeceğim. Çünkü inanılmaz yoğun bir hafta geçirdim. O yüzden video çekemedim. Ama YouTube'u da boş bırakmak istemiyorum. O yüzden hem bayağıdır sorulan sorular var YLS hakkında. Bu arada bu video YLS hakkında merak ettikleriniz YLS hakkında bir soru cevap videosu olacak. Uzun zamandır YLS ile ilgili çok fazla soru alıyordum zaten. Bu hafta da video yetiştiremediğim için ve size hani uğraşmadan, özenmeden bir video yani yüklemek istemediğim için bildiğim yerden gittim. YLS'den. Yani YLS'deki bütün soruların cevaplarını bildiğimi düşünüyorum. 3 yıldır bu işin içinde olduğum için. Hazırsanız başlayalım. Soruları böyle hani baktım ama çoğunu hani şey yapmadım, hani düşünmedim. Direkt aklıma gelen şeyleri söyleyeceğim, hani bildiğim şeyleri. En çok sorulan sorulardan birisi işte torpil var mı? Gerçekten torpille mi insanlar YLS'ye bursunu kazanıyor? Bunlardan hepsinden bahsedeceğim arkadaşlar. Hazırsanız başlayalım. Umarım gözüm açıktır şu an. Birinci soru Ranya Çağla'dan gelmiş. Eğitim süresi bittikten sonra Türkiye'ye dönmezsek ne olur? Neler olmaz ki? Arkadaşlar bu olay çok ciddi. Çok özür dilerim ama gerçekten gözüm takmam lazım. Çünkü hiçbir şey göremiyorum. Arkadaşlar Türkiye'ye dönmek zorundasınız. Türkiye'ye dönmezseniz ne olur? Tazminata düşersiniz. Şimdi kabacası da şöyle bir şey söyleyeyim. Yüksek lisansa gidiyorsanız ortalama okulun ücretimiz, İngiltere üzerinden konuşalım. Eğer yüksek lisansa gidiyorsanız okulun ücreti ortalama 20 bin pound oluyor. Bir 20 bin pound da size maaş gibi maaş veriliyor. Ortalama rafli konuşuyorum, öyle çok kaba taslak. 40 bin diyelim. Yani bu da Türk parası da 500 bin TL oluyor mesela. Bir yıllığına yüksek lisansa İngiltere'ye giderseniz size 500 bin TL'lik bir masraf yapılıyor ortalama. Ve eğer siz dönmezseniz bu parayı faiziyle birlikte sizden geri alıyorlar. Yani eğer bu parayı ödeyebiliyorsanız evet kalabilirsiniz ama gerçekten hani aslında YLS'ye şunu şöyle diyenler de var. Çok yüksek faizli bir kredi olarak görenler de var. Türkiye'ye dönmeyeceğini düşünenler. Ama evet dönmezseniz tazminata düşüyorsunuz. Ödeme kolaylığı tabii ki de sağlıyorlar. Yani benim tazminata düşen arkadaşlarım var ya da duyduğum bursiyerler var. Ödeme kolaylığı sağlanıyor arkadaşlar. Bir anda öderseniz tabii ki de daha az ödüyorsunuz. Ama uzun vadede ödemeye karar verirseniz tabii ki de birazcık daha fazla faizle ödüyorsunuz. Sorunun cevabı bu. Umarım tatmin olmuşsunuz ama evet hani dönmemek biraz sıkıntılı bir durum. İkinci sorumuz. Referans olmak istemeyen hocalar olabilir mi? Beni genel olarak hocalarım birebir tanımıyor. Arkadaşlar referans gerçekten çok sorun oluyor bazen. Çünkü üniversiteye başvurduğunuzda genelde şöyle oluyor. Üniversiteye Türkiye'deki işte hocanız Ali Hoca mesela. Neyse onun referansını verdiniz ya. Ali Hoca'nın mail adresini İngiltere'deki, Amerika'daki okula gönderiyorsunuz. Onlar direkt ona bir mail atıyor. Bu iki şekilde oluyor. Birincisi diyorlar ki ya sen referansını direkt buraya yükle diyorlar. Ya da 10-15 tane soru var. Bu soruları diyor bu öğrenciye göre cevapla. Siz hocanın adını başvurduğunuz üniversiteye yazmadan önce mutlaka ama mutlaka şundan emin olun hoca referans verecek. Çünkü diğer türlü değiştirmesi falan filan çok zor. Yani hocaya mutlaka bunu söyleyin. Bu hocanın zamanını alan bir şey olduğu için bazı hocalar biraz şey yapıyorlar hani sallıyorlar. Ve bu sizin başvurunuzu evet etkileyebiliyor. Çünkü belli bir zamana kadar bu referansların yüklenmesi gerekiyor. O yüzden hocanızın adını referans olarak yazmadan önce mutlaka ama mutlaka o hocanın size referans olacağına ve o formları dolduracağına emin olun. Bir sonraki sorumuz. Bursa kabul edildikten sonra mı okullara başlıyoruz? Evet arkadaşlar, eğer istiyorsanız, bursa kesin kabul olacağınızı düşünüyorsanız ya da her halükarda gitmek istiyorsanız önceden başvurabilirsiniz. Hiçbir zararı yok. Ama genelde bursiyerler Eylül-Ekim ayında bursa başvuruyor. Kasım ayı gibi sonuçlar belli oluyor. Sonrasında da bir sonraki Eylül ayı için başvurular başlıyor. Genelde bu şekilde oluyor. Türkiye'de dil kursu nasıl oluyor? Kalacak yer falan filan. Türkiye'de dil kursu 3 sene önce 2017 bursiyeriyim ben. Ben kazandığımda şöyleydi. 1000 TL, 1100 TL mi, 1200 TL gibi bir para veriliyor arkadaşlar. Ankara'da, İzmir'de, büyük şehirlerde İngilizce kursları oluyor. Ben İngilizce kursu almadım. Çünkü hani şöyle, tabii ki de akrabalarınız illaki vardır, tanıdıklarınız vardır. Belki orada yaşıyorsunuzdur ama genel olarak 1200 TL ile hani başka bir şehire gidip geçinmek o kadar kolay değil bence. Hani benim yani ben ihtiyacım olmadığı için gitmedim ama 1200 TL veriliyor ve siz bu bütün giderlerinizi kendiniz hallediyorsunuz. Kalacak yer falan ayarlanmıyor. Sadece size bir kurs veriliyor. Her gün o kursa gitmeniz gerekiyor. Da haftada kaç günse hafta içi ya da hafta sonu ya da akşamları ona gidiyorsunuz. O verilen 1200 ortalama TL ile de bütün giderlerinizi karşılamaya çalışıyorsunuz.
Yine benzer bir soru Gülçin'den. Eğitim süresi bittikten sonra Türkiye'ye dönmek zorunlu mu? Eğer öyleyse ne kadar süre kalmak zorundayız? Bu sorunun eklentisi var. O da şu. Evet, zorunlu arkadaşlar. Kesinlikle YLS'ye bursunu kazandıysanız ve aldıysanız Türkiye'ye dönme zorunluluğunuz var. Peki süresi ne kadar? Mesela benim üzerimden gidelim. Ben yüksek lisansımı 1 yıl yapıyorum İngiltere'de. 4 yılda doktora. Toplamda 5 yılsa 2 katı kadar, 10 yıl kadar döndüğümde benim bir üniversitede görev yapmam gerekiyor. Yani yurt dışında kaldığınız sürenin 2 katı kadar Türkiye'de çalışma zorunluluğunuz var. Ama maaşınızı tam alıyorsunuz, herhangi bir sorun yok. Hani evet, zorunlu bir göreviniz var ama onun dışında sizi etkileyen bir şey yok. Aynı başka bir hoca gibi, başka birisi gibi Türkiye'deki bir üniversitede çalışıyorsunuz. Eğitim süresi, onu söyledik. Evli olarak gidip çocuk sahibi oldukları zaman süreç nasıl ilerliyor? Doğum izni ya da çocuğun vatandaşlığı. Arkadaşlar, yani birçok bursiyer var çocuk sahibi olan burada. Doğum izni falan tabii ki de alıyorlar. Yani MEP genelde hani bu konularda çok fazla şey değil. Sert değil arkadaşlar. Tabii ki de insancıl durumlar olduğunda ya da benzer durumlar olduğunda herkes anlayış gösteriyor. Ama zaten hani şöyle bir şey var sanırım. Bu artık bursiyerler biraz da doktora sürecinde evlenme ve belki de çocuk sahibi olma yaşı olduğu için çoğu insan için, normal insanlar için. Benim tanıdığım birçok bursiyer var çocuğu olan. Tabii ki de hani çocukla doktora yapmak zor olabilir ama yani gördüğüm kadarıyla herkes için her şey yolunda görünüyor. Torpil var mı? En çok onu merak ediyorum. Bu soru en çok sorulan sorulardan birisi. O yüzden aslında uzatmadan cevaplamak istiyorum. Arkadaşlar, torpil var mı? Ben bursa başvurduğumda, işte başvurdum, mülakata girdim, sonuç bekliyorum. Herkes beni arıyor. İşte Bilge, ne yaptın? Biriyle konuştun mu? Birini ayarlasaydın. Torpil varmış. Torpil olmadan almıyorlarmış. Benim tabii haberim yok. Zaten öyle bir şey yapmam. Yapana da karşıyım. Ama şöyle oldu. Hatta bana şunu diyen bile oldu utanmadan. Aa, bilseydim senin başvurduğunu ben şunu arardım. Dedim ki iyi ki bilmiyormuşsun. Çünkü hani yani bilmiyorum, biraz tamamen bence vicdanla alakalı. Ben mesela hak etmediğim bir yerde olmak istemezdim ve sonuçta hem ben hak etmediğim bir yerde olacağım hem de hak eden birinin yerini alacağım. O yüzden ben torpil kısmı farklı bir şey. Tabii ki de herkesin görüşü farklı ama ben torpil olduğuna inanmıyorum arkadaşlar. Neden? Çünkü yani çevremde bir sürü bursiyer var. Tabii ki de torpil olan da torpiliyim demez ama ben mesela kendi işte başarımla, kendi okul ortalamamla, kendi işte girdiğim mülakattaki performansımla kazandım. Ve birincilikle kazandım. Mesela torpil yapacaklar olsalardı bence torpil yaptıkları kişiyi ilk alırlardı. Bence. O yüzden ben torpil olduğunu düşünmüyorum. Umarım yoktur. Ama her şey zaten hani işte mülakat puanı, ortalama, ALES. O yüzden bu kadar sayıların olduğu bir yerde de torpil olacağını düşünmüyorum. Seçilmediğinizde bir sonraki senede mülakata girebilir misiniz? Evet arkadaşlar, seçilmediğinizde bir sonraki sene mülakata tekrardan girebilirsiniz. Yüksek lisans doktora sonrası Türkiye'de kaç yıl zorunlu? Buna cevap verdim. Videoların çok faydalı. Teşekkürler demiş İrem. YLS'ye kaç sene sürüyor? Değişti mi? Şöyle arkadaşlar, benim girdiğim zaman yüksek lisans ve doktora birlikte alabiliyordunuz. Yani birlikte başvurup kazanabiliyordunuz ama artık ya yüksek lisans ya doktor oluyor. Sadece bazı okullar, bazı programlar ikisini birlikte veriyor ama artık genelde ya yüksek lisansa gitmenizi istiyorlar ya doktora gitmenizi istiyorlar. Bunun sebebi de bir an önce ülkeye dönmeniz. Çünkü yüksek lisans artık doktor olduğunda bir öğrenci yurt dışında kalma süresi 5-6 seneyi buluyor. Ve bunu artık istemiyorlar sanırım. Mülakata girdiğimiz zaman tercih listeniz belli oluyor mu mülakat sonucundan sonra mı? Arkadaşlar şöyle, benim hani girdiğimde yine 3 sene önce şöyleydi. Biz önce bir tercih listesi yapmıştık. İşte üniversiteleri, bölümleri, hangi alanda gitmek istediğimizi bir sıralamıştık. Sonra mülakata girmiştik. Genelde öyle oluyor. Bazen de hani alan belli olduğu için siz işte mülakata giriyorsunuz. Sonrasında o, atıyorum, bir kurumun bir sürü alanı var ya, atıyorum A Üniversitesi'nin 5 tane farklı mühendislik bölümü var. Siz mülakata giriyorsunuz, mülakatı kazanıyorsunuz. Sonrasında hangi bölümde yapmak istediğinize karar veriyorsunuz. Yurt içi dil eğitimde kalacak yer ayarlıyorlar mı? Yaşadığınız şehirden farklı olduğunda, hayır arkadaşlar, ayarlamıyorlar söylediğim gibi. Dönünce çalışacağın yerden memnun musun? Başka bir soru daha vardı. Ben dönünce nerede çalışacağım diye. Niyeyse bu çok merak ediliyor. Ben de hani böyle bangır bangır söylemedim ama şimdi söyleyeyim çünkü gerçekten çok merak ediliyor. Bir sıra olduğunu da düşünmüyorum. Ben dönünce arkadaşlar Milli Savunma Üniversitesi'nde çalışacağım. Çok memnunum. Başka bir yerde çalışmak istemezdim herhalde. Zaten her zaman bir ilgim vardı. Şimdi orada çalışacağım için mutluyum. YLS'ye nasıl karar verdin lisanstayken mi? Enerjine hayranım. İnşallah ben de kazanırım. Çok istiyorum demiş. Hukukçu birinin günlüğü. YLS'ye nasıl karar verdim? Bu çok komik gerçekten. Arkadaşlar ben evet İrlanda'daydım. Hani yurt dışına master yapmayı falan düşünüyordum ama
Emin de değildim. Bir yandan da Türkiye'yi çok seviyordum. Türkiye'de kalmak istiyordum. Tam olarak şöyle oldu. O kadar komik ki. Benim Farabi yaparken gittiğim üniversitedeki bir arkadaşım Instagram storiesinde "Aa bu bursun bugün son günüymüş. Hadi paylaşayım. Hadi bismillah" deyip paylaştı. Ben de gördüm. O zaman da işte İTÜ'de yüksek lisansa başlayacağım ama yurt dışından geç geldiğim için ilk dönemi kaçırmıştım. Hani boştayım yani. Normalde belki boşta olmasam başvurmazdım. Dedim hani ben de başvurayım. 15 TL falan bir başvuru ücreti vardı. Neyse başvurdum. Hani son gün hiçbir fikrim olmadan YLS'ye hakkında. Arkadaşımın Instagram storiesiyle, herhalde Instagram bana kattığı en güzel şey. O yüzden Instagram'da çok zaman geçirince üzülmüyorum artık. Çünkü Instagram sayesinde şu an buradayım diyebilirim. Neyse o şekilde yaptım. Bir bilgim yoktu. Kazandıktan sonra daha çok şey öğrendim. Yani başvurduktan sonra. İngilizce dil kursu etkili mi? A2'den başlayarak IELTS'ten 6,5 alabilir miyim? Bu konuda çok korkuyorum. Arkadaşlar İngilizceden korkmaktan vazgeçin artık. Ben B1'dim. Ben de işte A2 B1 arasıydım. Ve kendim çalışarak 6,5'u ilk girişte aldım. Siz de alabilirsiniz. Yani İngilizceden korkmayın. IELTS gerçekten biraz hem strateji sınavı hem de kolay bir sınav aslında bakarsanız TOEFL'a karşılaştırınca. IELTS TOEFL karşılaştırma videomu izleyebilirsiniz. Ya da IELTS videomu izleyebilirsiniz. Bu arada IELTS videom 100.000 izlenmeye ulaştı sanırım. O yüzden çok mutluyum. Belli ki orada güzel şeyler anlatmışım. Linkini aşağıya bırakıyorum. IELTS'e düzenli çalışırsanız, güzel çalışırsanız arkadaşlar 6,5 A2'yseniz birkaç ayda alırsınız. 3 ayda bence alırsınız. Yavaş çalışıyorsanız, az çalışıyorsanız 6 ayda alırsınız. Siz kendiniz mi buldunuz yüksek lisans yapmak istediğiniz yere? Arkadaşlar şöyle, zaten siz bu bursu kazandığınızda bir sürü danışmanlık şirketi sizinle iletişime geçmeye çalışıyor. Ya da siz bir tane bulabilirsiniz. Bu danışmanlık şirketlerine ben ne çalışmak istediğimi söylemiştim. Onlar da bana uygun üniversiteleri, bölümleri bulmuştu. Aynı zamanda ben de araştırmıştım. Ortak bir kararla gideceğim okula, yani Queen Mary'e karar verdik. Danışmanlık şirketi önerisi yapmamı isterseniz de Bungo ile görüşebilirsiniz. Çünkü Bungo'nun sahibi çok yakın arkadaşım ve işini çok iyi yapıyor. Gönül rahatlığı öneriyorum her seferinde. İngiltere hakkındaki görüşlerin neler Bilge demiş Sinem Öztürk. Sinemcim, İngiltere'yi ben çok seviyorum gerçekten. Hatta benim asıl amacım İngiltere'de master yapıp Amerika'da doktora yapmaktı. O şekilde ilerliyordum zaten ama İngiltere'yi, Londra'yı o kadar çok sevdim ki dedim ki ben burada kalacağım ve buradayım. İngiltere'de, Londra'da yaşıyorum ben. Yani Londra'yı daha çok sevdiğim için, bu İstanbul gibi karmaşık bir hayatı sevdiğim için Londra'da yaşıyorum. İnsanlar çok iyi. Bir de özellikle Londra'da çok fazla uluslararası öğrenci olduğu için, yani çok fazla uluslararası insan olduğu için arkadaşlar her ülkeden yaşam bence çok daha kolay. Kimsenin kimseye karıştığı yok. Gerçekten mutlu bir hayat yaşıyoruz burada. YLS'ye bursunu kazanabilmek için en olmazsa olmaz nedir? Olmazsa olmaz bence YLS'ye bursunda size öne çeken şeylerden birisi tabii ki de ALES ve ortalamanın yüksek olması ama bir de mülakatta fark atmanız. Mülakatta fark atmak demek ne demek? Başarılarınız varsa ben üniversiteyi birincilikle bitirmiştim, ondan bahsettim. Ya da işte İrlanda'daydım, ondan bahsettim. Onun dışında hani bunlar sizde yoksa iyi bir öğretmen olabileceğinize, iyi bir işte takım arkadaşı olabileceğinize o kişilere inandırmanız. Çünkü siz döndüğünüzde onlarla çalışacaksınız. O yüzden onlar da sizden gerçekten iyi bir takım arkadaşı olacağınızı bilmek istiyorlar. Belki mülakatta fark atabilirsiniz. Siz kendiniz onu söyledim. Türkiye'ye döndüğünüzde hangi üniversitede çalışacaksınız? Bunu da söyledim. Önce ALES puanıyla başvurup burs çıktıktan sonra okul kabulleri için mi başvuruyoruz? Arkadaşlar önce ALES ve ortalamanızla başvuruyorsunuz. Bir ön aşamadan geçiyorsunuz. Sonra da mülakata giriyorsunuz. Bu üçünün ortalaması alarak bursu kazanıp kazanmadığını söyleniyor. Burs bittikten sonra Türkiye'ye dönmek istemezsek ne yapılabilir? Ne yapılabilir? Çok sağlam bir iş bulup çalışıp borç ödenebilir ama biraz zor, yani zor bir süreç. Burs hak kazanmak için lisans döneminde neler yapılabilir? Arkadaşlar çok güzel bir soru gerçekten. Burs hak kazanmak için lisans döneminizde her türlü etkinliğe katılın. YouTube'una çıkabiliyorsanız çıkın. İngilizcenizi geliştirin. Ortalamanızı yüksek tutun. ALES'e girin ve ALES'ten yüksek alın. Mülakatta nasıl çalışabiliriz sevgiler? Bu çok güzel bir soru. Mülakatta nasıl çalışırsınız arkadaşlar? Kendimce böyle bir hain bir yöntemim var. Hain değil aslında. Yani bence herkesin yapabileceği bir şey. Ben mülakata başvururken arkadaşlar Milli Savunma Üniversitesi çok istiyordum mesela. Ve hani mülakatta da onlardan birinin olabileceğini tahmin ediyordum. O yüzden ne yaptım? Hocalara baktım. Hangi alanda çalışıyorlar? Mülakat yerine bir gün önceden gittim. Baktım neler oluyor, neler soruluyor, öğrenmeye çalıştım. Eğer mülakatınız ilk gündeyse bir gün önceden gidin bakın bakalım neler oluyor orada. Hem de sizi rahatlatıyor bu biraz. Onun dışında da başvurduğunuz okulun hocalarını inceleyin ve onların çalışma alanlarına bakın. Hatta o hocalardan biriyle denk gelirseniz ve o konuya hakimseniz o konuyu açmaya çalışın ki o hoca size soru sorsun, size cevabını verin ve sizin iyi olduğunuzu görsün. İlk gittiğiniz ana geri dönseydiniz kendinize neler önerirdin? Bir de çok güzelsin. Ya ilk gittiğim an, Londra'ya ilk geldiğim an mı? Valla ilk geldiğim ana dönseydim
Ya bilmiyorum, ben her şeyden memnunum. Hani tabii ki de yaptığım ufak tefek hatalar ya da böyle işte başarısızlıklar olmuş olabilir ama yani her şeyi aynı yapardım ya, bir şey değiştirmezdim. Ben genelde de hayatta ah şunu yapsaydım diyen bir insan değilim. Her şeyin bir sebebi vardır. O yüzden çok böyle şey oldu bu. Ne onun adı? Kadersel yaklaşım. I don't know. Son sınıfa geçtim. Mezun olmadan başvuruda bulunmam mümkün değil sanırsam. Nasıl hazırlanmalıyım? Evet, mezun olmadan başlamıyorsunuz arkadaşlar. Son sınıftaysan ortalaman yüksek tutmaya çalış. ALES'ini al ve kendine katabileceğin bir şey varsa kat ve İngilizce öğren tabii ki de. Merhaba, mülakatta siyasi sorular sorular mı? Torpil var mı? Yine aynı soru. Arkadaşlar, mülakat soruları hakkında maalesef bilgi veremiyorum. Ama şunu söyleyebilirim. Her şeyden sorabilirler. Umarım bu cevap yeterli olmuştur. YLS'yi kazandıktan sonra gittiğimiz ülkede herhangi bir yerde ek çalışabilir miyiz? Evet arkadaşlar, YLS'yi kazandığınızda gittiğiniz ülkede 20 saat ortalama çalışma izniniz oluyor. Yani part-time çalışma izni çalışabilirsiniz. Ama şöyle aslında, MEP bunu istemiyor. Çünkü MEP sizin bunu hani engel olmasını istemiyor derslerinize. Ama gerçekten konaklamalar falan çok pahalı olduğu için MEP'e bildirip çalışabilirsiniz belki. Bakalım. YLS'yi yaptıktan sonra bir üniversitede araştırma görevlisi olunuyor mu diyor. Eğer İngiltere'yi kastediyorsanız evet, dönmeyeceksiniz, burada da olabilirsiniz postdoc. Ama Türkiye'ye döndüğünüzde zaten direkt kadro olarak çalışıyorsunuz orada. Kalacak yeri okul nasıl ayarladın bilgi? Burada YouTube'daki videolarını yeni keşfettim. Enerjin çok iyi. Çok teşekkür ederim Kübra'cığım. Kalacak yeri nasıl ayarladım? Okulu işte dediğim gibi danışman şirketiyle ayarladım. Kalacak yeri nasıl ayarladım? Kalacak yeri de şöyle ayarladım. Nasıl ayarladım? Çok saçma. İlkini Facebook'tan bulmuştum. Sonrasında da eş dost arkadaşlarla buldum. Bursu kazandın, sadece MEB'in anlaşmadığı olduğu okullara mı gidebiliyorsunuz? Yani MEB'in anlaşmalı olduğu okullar diye bir şey yok arkadaşlar. Bursu kazandığınızda iyi okullara gitmeniz gerekiyor. Bunun için de dünyadaki ilk 500'deki üniversiteler ya da artık böyle bölüme göre bir yüzde getirildi. Bunu her bölüm için ayrı olduğu için anlatamıyorum şu an ama MEB'le konuştuğunuzda onlar size bunun bilgisini verecek zaten ama en temel olarak iyi üniversitelere gitmeniz gerekiyor. MEB sizin kötü üniversiteye gidip orada eğitim almanızı istemiyor doğal olarak. İlk etapta ALES ve lisans ortalaması kaç olmalı? Arkadaşlar böyle bir şey söyleyemem. Ben size benimkini söyleyeyim. Benim ortalamam 3.64'tü. ALES'im 85'ti. Mülakattan da 90 falan aldım. Birinci olarak yerleştim ama 2.70 ortalamayla kazanan arkadaşlarım da var. Eğer ortalamanız düşükse ALES yüksek tutmaya çalışın arkadaşlar. O birbirini dengeliyor. Hani şöyle düşünün. Atıyorum 2.70 ortalamanız varsa ALES'i 90 yapmaya çalışın. Anlatabiliyor muyum? O yüzden hani birinin çok düşük olması önemli değil. Önemli olan ikisinin ortalamasının biraz yüksek olması ya da normal olması. Ben PhD için başvuracağım. Başarılı sayılan not ortalaması genelde kaç? Şimdilik 3.71. Yani ortalama 3.71 ise o gayet başarılı bir ortalama. Onun dışında bu arada şey için, kusura bakmayın ses için. It's fine. Bence duyuyorsunuz benim mikrofondan dolayı. 3.71 çok iyi bir ortalama. Sen büyük ihtimal güzel yerden kabul alırsın zaten. Ama PhD için arkadaşlar istenen şey 3 ortalama. 3 ortalamanın aşağısına pek sıcak bakılmıyor. Ama buna rağmen güzel bir proposal'a gidenler düşük ortalamayla da iyi üniversitelerden kabul alabiliyorlar. Ama biraz nadir bir şey bu. Bu bursu alabilmek için ne gibi şartlar sağlamak lazım? Söylediğim gibi ALES puanını almanız gerekiyor. Ortalamanız yüksek olması gerekiyor. Mülakatı geçmeniz gerekiyor. Bir de 30 yaşın altında olmanız gerekiyor. YLS'ye mi, yabancı hükümet burslarından kazanmak mı daha kolay? Yani gerçekten durumunuza göre değişiyor. Daha böyle ortalama bir öğrenciyseniz YLS'yi kazanmak daha kolay. Ama eğer ortalamanın üzerinde çok iyi bir öğrenciyseniz yabancı hükümet burslarını kazanmak da sizin için kolay olur arkadaşlar. Bu burs geri ödemeli mi denmiş? Hayır arkadaşlar, hiç herhangi bir geri ödeme yapmıyorsunuz. Eğer Türkiye'ye dönerseniz, Türkiye'ye dönmezseniz faiziyle geri ödüyorsunuz. Puan sadece bir yıl mı geçerli? Ne puanı? Bilmiyorum. Sınavın yaşı var mı? Nereden başvuru yapabiliriz? Arkadaşlar sınavın yaşı var. 30 yaşın üzerine maalesef başvuru yapılmıyor. Nereden başvurabilirsiniz? YLS'ye mapgov.tr gibi bir sitesi var. Onu aşağıya bırakırım. Oradan Eylül-Ekim ayında başvurular açılıyor. Atanan mühendisler de YLS'yi yapabilir mi? Eğer atanmış bir mühendisseniz arkadaşlar, herhangi bir zorunluluğunuz yoksa YLS'ye başvurup kazanabilirsiniz. Kazandığınızda görevinizi bırakıp gidebilirsiniz. Yurt dışına geçirdiğiniz süre için bir sınır var mı? Dönüşte zorunlu hizmet gözünüzü korkutmuyor mu? Yurt dışına geçirdiğiniz süre için tabii ki de hani atıyorum yüksek lisans 1 yılsa maksimum 2 yıl yapabiliyorsunuz. Doktora 4 yılsa maksimum 5 yıl yapabiliyorsunuz ama bazen gerçekten çok garip durumlar oluyor. Bu durumlarda da size anlayış gösteriyorlar. Yani 6-7 yıl, 10 yıl yurt dışına kalan bursiyerler var.
Kefil gösterme durumu kendi içinde şartlar barındırıyor. Herhangi bir kefil alabilirim. Arkadaşlar kefil durumu sürekli değişiyor. Benim zamanımda emekliler olamıyordu ama şu an olabiliyor. Kefil için mutlaka bu işte maddeleri kontrol etmeniz gerekiyor. Tercih sistemi nasıl işliyor? Bir alan için başvuruda bulunabiliyor muyuz sadece? Teşekkür ederim. Ya tercih sistemi, yani her şeye aslında başvurabiliyorsunuz ama şöyle bir durum söz konusu. Başvururken o başvurulan okulun bir önceki sene hangi puanla kapattığını görüyorsunuz. O yüzden tercih yaparken biraz akıllı tercih yapmaya çalışın. Yani puanınız çok düşükse çok iyi üniversitelere boşlara yazmamaya çalışın. Onun dışında dönüş işte gözünüzü korkutuyor mu demiş. Gözümü korkutmuyor arkadaşlar. Yani sonuçta döndüğünüzde de aslında mesela şu an Türkiye'deki arkadaşlarım böyle bazen okul sorunları oluyor, işte iş sorunları oluyor. En azından şöyle ben iyi yandan bakıyorum. En azından 10 yıl boyunca nerede çalışacağınız belli. Yani gelecek kaygınız yok. Bence iyi açıdan bakmak lazım. Hem yüksek hem doktora sırasıyla başvuru yapılabilir mi farklı senelerde? Şöyle, burstan sadece bir kere yararlanabiliyorsunuz ama yükseğe başvurdunuz, çok güzel bir üniversitede yaptınız, aynı üniversitede doktora ile ilgili bir çalışma var. Belki MEP buna izin verebilir sağlam sebeplerle giderseniz ama çok olan bir şey değil. Ama tekrar başvuramıyorsunuz, bu burstan bir kere yararlanabiliyorsunuz. Bölümüm dışı alanda yüksek lisans yapmak istiyorum. Mülakatta o alan hakkında soru sorular zor olur mu? Arkadaşlar benim de bölümümün tam hani, ya benimki evet biraz daha yakında ama tabii ki de eğer bölümünüz dışında yapacaksanız hazırlıklı olarak gitmeniz gerekiyor. Tabii ki de o sorular soracaklar ama çok zor soracaklarını sanmıyorum çünkü onlar da biliyorsun bölümünüz dışı olduğunu. Ya da söyleyebilirsiniz. Sena'da yüksek lisans ve doktora aynı alanda kazanmış olmak farklı ülkelerde yapabilir miyiz? Normalde MEP buna izin vermiyor ama sağlam sebeplerle giderseniz bir şansınız olabilir. Her bölüm öğrencileri başvurabiliyor mu? Ben PDR okuyorum da, PDR okuyorum da. Evet arkadaşlar, yani her sene değişiyor ama genelde neredeyse bütün bölümlerden kontenjan açılıyor. YLS bursundan memnun olmadığın zamanlar var mı? Varsa niçin? Güzel bir soru. Arkadaşlar evet, bütün bursiyerlerin memnun olmadığı zamanlar var. Genel olarak ama ben %80 çok mutluyum burstan çünkü gerçekten inanılmaz. See you. Hani %80 çok mutluyum. Gerçekten yani bence çok güzel bir olanak. Hani bana hayatta o kadar çok şey kazandırdı ki o yüzden asla hani complain edemem bu konuda. Ama asla bu konuda şey yapamam ama yani %80 çok mutluyum bu konuda. Gerçekten bana çok güzel şeyler kazandırdı. Tabii ki de bursların az olması, maddi anlamda sıkıntı çektiğimiz oluyor. Ama bu her şeyde olan şeyler. O yüzden bilmiyorum ya, ben çok söylenmeyi seven bir insan değilim. O yüzden çok bir şey söyleyemeyeceğim. YLS'ye bursundan memnun musun yoksa başka bir burs düşünür müsün yazmış yine. YLS'ye bursundan memnunum arkadaşlar. Karşılıksız bir burs olsaydı evet onu da daha çok isterdim ama benim nasibim buymuş. O yüzden mutluyum. Düşük ALES ama iyi mülakat ihtimali nasıl oluyor? Az önce bahsettiğim gibi arkadaşlar ALES'iniz düşükse hiç önemli değil. ALES'iniz atıyorum 70'tir mülakattan 90 almıştınız. Overall 80 gibi bir puanınız oluyor. O yüzden bunlar birbirini dengeliyor. Ege yazmış. Merhaba, UK'de master için gideceğim. PhD şansı nedir? Ne yapmak lazım bunun için? Master'da çok güzel bir dereceleme mezun olmanız ve master boyunca doktora, işte burslu doktora yerlerini kovalamanız gerekiyor. Bu durumda evet burs alabilirsiniz. PhD bursu. Ama çok zor. Yine Ege yazmış. Aynen, ücretsiz PhD'yi sormuş. Ya demek istediğim bu zaten. Çok zor İngiltere için özellikle. Amerika'da daha kolay burslu PhD bulmak ama İngiltere'de ya belli bir proje oluyor mesela. Diyorlar ki özellikle şu alanda çalışacak birini arıyoruz. Ona başvurabilirsiniz. Ya da hocanızı bir şekilde ikna edip sizi hani funding yapmasını sağlayabilirsiniz. İngilizce seviyem iyi ama yine de YLS'ye bursuna tazminata düşmekten korkuyorum. Arkadaşlar tazminata düşmekten korkmayın. Gerçekten MEP çok anlayışlı. Yani sizin yanınızda oluyor çoğu zaman. Siz gerçekten tazminata düşmek istemedikçe sizi tazminata düşürmüyorlar bence. Dönünce üniversite tarafından kötü davranıldı. Duydum, doğru mu? Ya bunu ben de duydum ama ben umutla yaklaşıyorum geleceğe. Öyle bir şey olmayacağını umut ediyorum. Biz döndüğümüzde umarım çok güzel bir çalışma ortamı olacak. Ama evet bunu ben de duydum arkadaşlar maalesef. Ben ekonomiyi istiyorum fakat kontenjanlar genelde mühendislik. Evet arkadaşlar genelde mühendislik ağırlıklı ama diğer bölümlerden de kontenjanlar açılıyor. Her sene değişiyor, o yüzden kontrol etmek gerekiyor. Her bölüme burs kabul ediliyor mu? Yine aynı şey. Evet arkadaşlar. YLS'de masraflar çok mu? Senin gelirin nereden? Burs dışında başka gelirin var mı?
Arkadaşlar şöyle masraflar çok, evet, Londra gibi bir yerde yaşıyorsanız özellikle kiradır, şudur budur, 1300 pound alıyorsunuz ortalama, yetmiyor. Ama yetirenler de var. Ben evet ihtiyacım olduğunda ailemden alabiliyorum. Ama onun dışında eğer yani tutumlu biriyseniz yetebiliyor. İngiltere'ye gidene kadar cebinden ne kadar para çıktı seviliyorsun. İnşallah ben de kazanırım demiş. İngiltere'ye gidene kadar ya cebimden çok para çıkmadı aslında. Ufak tefek evrak işleri için paralar çıktı ama vize başvurusunu siz yapıyorsunuz evet ama onlar size geri veriyor. Gerçekten bu bursla alakalı, eğitiminizle alakalı, kişisel harcamalarınızdan bahsetmiyorum. Yaptığınız her şeyin geri ödemesini MEP'ten alıyorsunuz. Neden yaş sınırı var? Ben 30, ben tam 31'im demiş. Evet arkadaşlar maalesef yaş sınırı var. 30'dan sonra başlamıyorsunuz. Tam olarak ön koşullar nedir? Mesleki bilgi soruyorlar mı? Ne zaman başvururlar? Ekim ayında başvururlar. Mesleki bilgi tabii ki de soruyorlar. Ön koşullarda ALES ve ortalama. Gano'nun 3.5 altında olanlar için çıkma şansı düşük mü? Hayır arkadaşlar. Yani tabii ki de 3.5 üzeri ise çıkma şansı yüksek ama 3.5 altına da diğer, eğer puanlarınız güzelse ve mülakatta güzel geçerse çıkabilir. Mülakatta ne tarz sorular soruyorlar? Arkadaşlar mülakat sorularını maalesef paylaşamıyoruz ama her şeyden soruyorlar. Tahmin edersiniz ki tabii ki de sizin alanınızdan soruyorlar. Siz dilinizle mülakatta yönlendirebilirsiniz. Benim size tavsiyem iyi olduğunuz şeyleri konuşun ki onlar size o konuda soru sorsun ve geçin mülakatı. YLS için ekstra zaman gerekli mi? Yok. Zaten her şey hani belli aralıklarla oluyor. İhtiyacınız olan şeyleri sırayla tamamlıyorsunuz. Verdikleri burs yeterli mi? Söyledim bunu. Tazminata kolay kolay düşürüyor mu? Düşürmüyor. Söyledim. Okul başvuru süreciyle alakalı zaten bir video yapmıştım arkadaşlar. O gerçekten uzun bir süreç. Onun aşağı linkini bırakayım. Oradan izleyin. Kübra yazmış hatta. Ev bulma süreçleriyle alakalı bir videom da var aslında. Onu da yazmış oraya. Onu da aşağıya bırakayım. Kazanması zor mu? Kazanması bilmiyorum arkadaşlar. Benim puanlarım yüksek olduğu için benim için kolaydı ama birkaç yıl üst üste başvurup kazanamayan arkadaşlarım da var. Evet puanlarınız yeterli değilse yani puanlarınız çok iyi değilse kazanması zor olabilir. Bakıyorum. İşte bu yol paraları falan karşılanıyor mu demiş. Evet arkadaşlar eğitimle alakalı yaptığınız bütün işte uçak biletleri yılda bir kere size uçak bileti veriliyor gidiş dönüş. Aa evet ben onu alabilirim aslında bu yıl. Yılda bir kere gidiş dönüş bileti veriliyor size. Onun dışında eğer kendiniz giderseniz onu cebinizden ödüyorsunuz. Yüksek lisans bittikten sonra hemen Türkiye'ye dönüş zorunlu mu yoksa birkaç sene kalıp çalışabilir miyiz yazmış. Arkadaşlar yönetmeliğe göre okulun resmi bitiş tarihinden sonraki 2 ay içinde görev talebi yapmak zorundasınız. Öğretmenlerin zorunlu hizmetlerinin bitmesi gerekiyor mu? Sözleşmeli öğretmenler için ücretsiz izin hakkı yoktur. Kadrolu öğretmenler için ise ücretsiz izin kullanabiliyorlar. Aynen sorular sanırım bu kadar. Yine uzun bir video olmasın dedim ama gerçekten uzun bir video oldu. Umarım sorularınızı güzel bir şekilde cevaplamışımdır. Bütün soruları cevapladığımı düşünüyorum. Umarım keyif almışsınızdır arkadaşlar. Başka söyleyeceğim bir şey yok. YLS hakkında başka sorularınız varsa aşağıya yazabilirsiniz. Ben ya da arkadaşlarım ya da bilen birisi mutlaka cevaplayacaktır. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki hafta neler görmek istiyorsunuz? Lütfen benimle paylaşın. Çünkü ben şu an okulda çalışmaya başladım. Vice President Science and Engineering olarak. O yüzden inanılmaz yoğunum. Bir training süreci geçiriyoruz. Yoğun olduğum için video düşünecek vaktim bile olmuyor. Ve dediğim gibi hani bugünün videosunu bugün sabah çekiyorum. İnşallah öğleden sonra yükleyeceğim. O yüzden yoğun bir süreç geçiriyorum. O yüzden her türlü video önerilerinizi açın. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğene basmayı, arkadaşlarınıza önermeyi ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. 12.000 olduk. Gerçekten çok güzel ilerliyoruz. O yüzden hani YouTube'u bırakmak istemiyorum. Çünkü gerçekten yorumlar çok güzel. Her şey çok güzel ilerliyor. Eğer hani abone olmadıysanız lütfen kontrol edin. Abone olursanız çok mutlu olurum. Sizi çok seviyorum. Bir sonraki hafta görüşmek üzere. Hoşça kalın.